derdi, ayrılık düşürdü beni bu halde. Zincire vurulmuş bir mahkum gibi aşkının kölesi oldum, ne çare. Bir ömre bedeldim, saçının bir teli, hasretin düşürdü beni bu halde. Sizdi kuyu gibi karardı dünya, sensiz hayat nedir ki boş bir virane. Meyhaneler yıkmıyor bu gece bana, ben sana vuruldum deli divane. Yüksüz bir kuyu gibi karardı dünya, sensiz hayat nedir ki boş bir virane. Meyhaneler yıkmıyor bu gece bana, ben sana vuruldum deli divane. Aşkın bir mecnun gibi aşkınla tutuştum, yandım ne çare. Her şeye bedeldi saçının bir teli, ayrılık düşürdü beni bu halde. Çöllerde dolaşan bir mecnun gibi aşkınla tutuştum, yandım ne çare. Her şeye bedeldi adının bir harfi, ayrılık düşürdü beni bu halde. Dünya, sensiz hayat nedir ki boş bir alem. Meyhanelem yetmiyor bu gece bana, ben sana vuruldum deli divane. Siz bir kuyu gibi karardı dünya, sensiz hayat nedir ki boş bir alem. Meyhanelem yetmiyor bu gece bana, ben sana vuruldum deli divane. Yumak sarar gibi geçtim acılardan, bir kilit yüreğimde, bir demir kapı. Kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerlerde. Belki de aşk dediğim böyle olmalı. Sarar gibi geçtim acılardan, bir kilit yüreğimde, bir demir kapı. Kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerlerde. Belki de aşk dediğin erişilmez olmalı. Aşklar için yaratılmışım, ne kavuşmayı bilirim ne unutmayı. Kayboldum uykusunda yalnızlıkları, yaşadım en karasını
Yaşadım en tersini sevdalar. Sensizlik bir ok gibi canıma saplanmalı, coşmalı yanar dağlar, kasırgalar kopmalı. Aşkın bir zehir gibi kanımda dolaşmalı. Elbette aşk dediğim böyle olmalı. İmkansız aşklar için yaratılmışım. Ne kavuşmayı bilirim, ne unutmayı. Kayboldum kuytusunda yalnızlıkları. Yaşadım en karasını sevdalarına. Her imkansız aşklar için yaratılmışım. Ne kavuşmayı bilirim, ne unutmayı. Kayboldum kuytusunda yalnızlıkları. Yaşadım en karasını sevdalarına. Ben imkansız aşklar için yaratılmışım. Ne kavuşmayı bilirim, ne unutmayı. Kayboldum kuytusunda yalnızlıkları. Yaşadım en karasını sevdalar. Seni düşünmedim dün akşam yine.
sonsuz bir huzur doldu kalbime. Bir de kendimi düşündüm sonra, bir garip bir duygu çöktü omzuma. Yıldızlar yanıp sönerken, hani bir yıldız kayar da insan, hani bir telaş duyar ya bir de işte böyle şey. Hani yıldızlar yanıp sönerken, hani bir yıldız kayar da insan, hani bir telaş duyar ya bir de işte böyle şey. Hani bir yağmur yağar da bazen, hani gökyüzler yağar kasada, hani çiçekler. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Rumeli Hisarı'nda muhteşem bir gece yaşıyorum sizlerle birlikte. Sonsuz teşekkürler ediyorum geldiğiniz için. Ve ekranları başında bizi izleyenlere hepinize sevgiler, saygılar. Hoş geldiniz. Ne çok özlemişim sizi. Buradan size bakmayı, alkışlarınızı, sevginizi, ilginizi. Sağ olun, var olun. Baba Oğul konserine hoş geldiniz. Böyle bir şey nereden aklınıza geldi diyeceksiniz. Evde birlikte çalıp söylerken çok eğleniyorduk. Bunu sahneye taşıyalım dedik. Hem daha çok birlikte olur, eğleniriz. Hem de para içeride kalır diye düşündük. Daha çok birlikte olmaya ihtiyacımız var. Arayı kapatmalıyız. Birkaç yıl önce bir dergiye röportaj veriyorduk Murat'la beraber Babalar Günü nedeniyle. Ben toz pembe bir baba oğul tablosu çizdim. Sıra Murat'a gelince, ben küçükken Erol Evgin'i televizyonda izlerdim, çok severdim. Bir akşam bize geldi, babammış demez mi? Rezalet. Rezalet ama gerçek. Gerçek. Benim konser turnelerim nedeniyle çok az görüşebilirdik. İşte şimdi o arayı kapatmaya karar verdik. Birlikte çalıp söyleyince de zaten arkadaş oluyor insan. Zaten günümüzde babalar çocuklarıyla arkadaşlar. Çünkü baba olmaya cesaretleri yok. Babalık zor iştir. Babalık zor iştir. Bir de bir laf vardır. Babalar her şeyi bilir derler. Mi acaba? Ben zannetmiyorum. 25 yıllık baba, 26 yıllık babayım. Pek bir şey bildiğimi zannetmiyorum. Yani herkes ne kadar biliyorsa babalar da o kadar biliyor bana göre. Ama hayat her zaman bir kullanma kılavuzuyla da gelmiyor. İşte babalar bunun içindir. Sıkıştıkça başvurursunuz. Bir önemli işlevi daha var babaların. Bir önemli işlevi daha var babaların. Yok, o hemen ilk aklınıza gelen değil. Onu artık biz olmadan da hallediyorlar maalesef diyeceğim. Tıp o kadar ilerledi ki tıp falan derken bize ihtiyaç yok artık. Ben paradan söz ediyorum. Babalar çocukların doğal bankerleridir diyor bir Fransız atasözü. Gerçek bu. Luna Park'ta şahit oldum. Küçük kız çocuğu bitmiyor istekleri. Ona binelim, ondan inelim, onu yiyelim, onu içelim. Adam bunalmış bir vaziyette. Kızım paramız bitti, param yok deyince. Paran yoksa baba olmasaydın dedi. Gerçek bu. Fıkra değil. Şahit oldum ben buna. Şimdi baba oğul birlikte çalıp söylemek güzel, hoş da zor tarafları da yok değil tabii. En ufak bir tartışmada hemen baba ver bestemi geri diyor. Beste benim değil mi diyor. Ver baba. Vermiyorum besteyi diyor. Bir Murat Evgin bestesiyle devam edelim mi? Beni ellere verdin, beni ellere verdin, beni ellere verdin. Oh.
beni ellere verdi, beni ellere verdi. Beni ellere verdi, beni ellere verdi, beni ellere verdi. Aynı sahneyi paylaşmak gerçekten müthiş bir duygu. Çok keyif verici. Yani bunu yaşamanız lazım. Herkesin yaşamasını isterim. Onun için Güney abi sol baştan teker teker rica ediyorum. Vaktimiz var yani yapabiliriz. Murat hoş geldin. Merhaba baba nasılsın? Ya o televizyon kaydı da var. Hani bir ceket falan giyseydin hiç olmazsa. Benim konser kıyafetim hep bunu giyiyorum. Beğenmedin mi? Hani yani biraz senin daha. Senin eski gömleğin ayrıca da onun öyle için. Mi? Belki. Sen de düğüne gidiyoruz galiba buradan. Bu ne mi? Buradan. Ne yapayım, televizyon kaydı var diye bir ceket giydim ben. Murat'cığım, çok sık görüşemesek de fena anılarımız yok değil mi çocuklukla ilgili? Kim efendim? Ben, baban. Ha, evet, Erol çocukluk anıları, evet. Amma işletirdim baba bizi ya. TRT'de eskiden benim çocukluğumda Haydi çizgi film vardı, hatırlayan var mı? Hala galiba gösteriliyormuş. Biz bayılırdık böyle Haydi'ye. Bir akşam babam dedi ki, oğlum dedi, Haydi ile büyük babası bize geliyor yatıya. Artık düşünebiliyor musunuz böyle yatak döşek hazırlandık. Haydi bir büyük babası gelecek diye. Safmışsınız, inandınız hemen. Ay inandık tabii çünkü Ajda'yı, Nüket'i, Sezen'i görüyoruz televizyonda. Ertesi gün bize geliyorlar. Ben dedim Haydi mi gelmeyecek? Haydi, Haydi, Haydi gelir. Hele Sezen. Murat 3 yaşında filan. Sezen o köfte dudaklarıyla Murat'ı dudaklarından bir öptü. Oğlan alışmamış hale geçiriyordu. 3 gün kendine gelemedi. Yalnız Sezen biliyorsunuz devşirme usulü küçükten alıp yetiştiriyor. Şimdi artık yaşta Kemal'ler de Haydi Haydi kesmiyor. Babamın sözü var. Şimdi petek dinçöz gelecekmiş. Ya, sallıyor, sallıyor. İnanmıyor musun yani? Gelecek. Nerede? Bak konserde geldi. Ah. Bize yatıya da gelir yani. Arkada yani da Şebnem mi var? Baba Şebnem şoför de arkada. Var. Sen bayağı çalışmışsın o zaman. Tabii ya. Beni memnun edeceğim diye. Merhaba hoş geldiniz. Ben konserden sonra ilgileneceğim. Şimdi küçükken bir de işte Erol Evgin'in oğlu olmak nasıl bir şey yeni yeni öğreniyorsun. Ve çok hoşuna gidiyor böyle. Herkes seviyor falan. Bir kere herkesin babası televizyona çıkıyor zannediyordum. Baktım bir tek bizimki çıkıyor. Hoşuma da gitti. Ama ölçüyü kaçırmışım. Bizim evin balkonuna çıkıp benim babam kim biliyor musunuz diye bağırdığımı hatırlıyorum. Annem de oğlum gel içeri diye beni kolumdan çekerdi ama küçükken insan yapabiliyor böyle şeyler. Yani ben küçüktüm, 18-19 yaşında yapıyordum bunları. Şimdi öyle bağırmıyorum, artık ihtiyacım kalmadı. Ben kimin biliyor musunuz diye bağırıyorum balkonuna. Murat çok matrak bir çocuktu. Fethiye'de tatil yapıyoruz, canımız dondurma çekti. Hadi bir dondurma yiyelim dedik. Girdik dondurmacıya. Adam da beni tanıdı. O Erol abi falan işte buyurun misafirimizsiniz. İkram para almayız falan. Neyse dondurmaları yedik. Teşekkür ettik. Tam çıkarken Murat dondurmacının da duyabileceği bir sesle baba seni yine Erol Evgin'e benzettiler dedi. Benim gençliğimde Yomolca'ya ailesi vardı. Sahnede müzik yaparlardı. Anne baba çocuklar. Biz daha öyle değiliz. Bir iki kişiyiz şimdilik. Baba Yomolcay Zeki Bey keman çalardı. Gitar çalıyor hanımı işte
çocuklar gitar, bir tanesi de bateri çalıyor falan. Şimdi Zeki Bey yaşlı ve biraz da aksi bir beydi. Çalarken çocuklardan biri hata yapınca bağırır çocuğa. Çocuk ağlayarak annesinin yanına gider. Bir yandan gitar çalıyor. Anne, babam bana ne yaptı bak falan. Annesi tatlı, temiz yüzlü bir hanımdı. O da gitar çalar. Zeki, çocuklara niye kötü davranıyorsun? Bir yandan çalıyorlar ama. Derken Zeki Bey de sen sus, sen karışma. Sen zaten şımartıyorsun bunları. Bir sahne, sahnede bir yandan müzik, bir yandan da aile kavgası olur. Hadi bakalım müzisyen aile iş başına. Albümün çıkışından sonra tanınmaya başlayınca insan biraz kafayı çizmiyor değil, çiziyor hakikaten. Bu tanınma olayını, boyutlarını ayarlamak lazım. Bir tane olay anlatayım böyle. Şimdi Polinesköy'deyim bizim yazlıkta. Başka birinin arsasından geçiyorum.
Bazen insan hiç tanındığının farkında olmuyor. Bazen de çok farkında oluyor. Yolda yürürken falan bakışları üzerinizde hissediyorsunuz. Bir arsadan geçtim, çiti kapattım. İşte yürüyorum, döndüm, 5 tane şey var, Sivas Kangal var, bakıyorlar. Ulan dedim, tanıyor yani, tanımıyorlar herhalde. Yok, o kadar da değil, tanıyorlar mı acaba falan oldum. Bir tane daha böyle anı var, bu şey, insan insana olmuş bir şey bu ikincisi. Otoparka geldim arabayla. Abi dedi, ben seni tanıdım dedi. Benim de tabii hoşuma gitti falan. Dedim olabilir yani, televizyonda falan görmüş olabilirsin. Evet dedi, sen o A'dan Z'ye programında hoplayan zıplayan kel kafalı değil misin? Eyvah böyle. Aklımdaydın, hiç çıkmazdın. Gönlümdeydin, ah hep içimdeydin. Ama ne oldu, ama ne oldu? Bir gün olsun. Bahsediyorduk değil mi? Murat çok yufka yürekli bir çocuktu. Matematik problemlerinden hatırlıyorum. Ben çalıştırırım onu. Kümes problemleri vardır. İşte bir kümeste 10 tane tavuk vardı. İkisini kesmişler. Kaç tane tavuk kaldı? Bağlamaya başladı. Babacığım yazık, tavukları niye kestiler? Yazık baba. Oğlum yemek için niye kesecek? Baba yazık, yemesinler tavuk. Peki kaybolmuş. İkisi kaybolmuş. 10 tavuk vardı. İkisi kayboldu. Kaç tane kaldı? Eyvah baba, bulalım tavukları. Niye kayboldu hayvanlar? Neler çekerdim neler. Sağ ol baba, anlattığın için bu değerli. Benim karizmamı yükselten anılardan bahsediyorsun. Aslında ben bir yandan da zaman kazanıyordum yani. Kaç tavuk oldu, ne oldu diye. Yoksa umurumda mı tavuklar? Babam hep çalıştırdı beni. Çok şefkatli, böyle çok sevecen ve sabırlı. İlk 10 dakika tabii sadece. Sonra ya Emel gel Allah aşkına, bu çocuk hiçbir şey anlamıyor deyip anneme devrederdi hocalığı. Bir de yeni taktikler geliştirmiştik. Hani şimdi Seda Sayan sabahları göbek atarak veriyor ya telefon faks numaralarını. Patenti bize ait. 20 sene önce aldık. 2 kere 2 4 eder. Oturmaya mı geldik Erol Bey? 2 kere 2 4 eder.
kere dört sekiz eder. Lise sona kadar sürdü bu. X kare artı iki. O yıllarda ben ışıkların altında karizmatik Erol Evgin. Eve gelince elimde def böyle. Neler çekerdim. Babalık zor işler, onun için diyorum. Sen ben neler çektim biliyor musun? Benim babam senin babanı döver diye muhabbet vardı ilkokulda. Benim babam Erol Evgin. Böyle efendi, güler yüzü. Benim babam döver diyorum, hadi lan diyorlar. Çok ezildim, çok. Ta ki bir dönüm noktası olay vardır. Babam bir film çekti, Gülşen Bubikoğlu ve Renkli Dünyalar'dı değil mi? Hani hatırlayan vardı mutlaka. Son sahnesinde üçlü salto atıp böyle etrafta ne kadar iri yarı adam varsa hepsini dövüyor. İşte o filmden sonra ben artık ilkokula böyle girer oldum. Ne oluyor lan burada falan. Devamı var, devamı. Devam var. Tabii o hoplayan zıplayanın babam değil de dublör olduğu anlaşılınca bizim karizma gene. Murat Fenerbahçeli. Ben Galatasaraylı. Annem de Beşiktaşlı. Şimdi hiçbirimiz fanatik değiliz. Çocukken, onun çocukluğunda Fenerbahçe'nin çok iyi yıllarıydı. Schumacher'le falan böyle birkaç kupa aldığı yıllar. Hadi dedim çocuğun morali bozulmasın diye. Ses çıkarmadım Fenerbahçeli olmasına ama ileride çok üzüleceğini biliyordum ama olsun. Mutlu bir çocukluk yaşadı. O da bana yeter. Şimdi maça götür baba beni dedi. Fenerbahçe maçına gittik ama maçlarda biliyorsunuz çok küfür olur. Çocuk etkilenmesin falan diye kulübe telefon ettim, rica ettim. Bize özel bir yer ayırdılar. Bizim olduğumuz yerde alkışlıyorlar, küfür yok. Ama yukarıdan takım yeniliyor, taraftar kızgın. Yukarıdan uğultu halinde kıyamet kopuyor. Murat, babacığım ben de tezahürat yapabilir miyim dedi. Tabii yavrum, istediğin gibi bağırabilirsin. Maçtayız dedim şimdi, televizyon kaydı olduğu için bipleyeceğim ben. Bip neler diye bir bağırdı. Rezalet, rezil oluyordum az kaldı. Kim derdi ki zaman akıp gidecek. O küçük çocuk böylesi büyüyecek. Sahneyi paylaşıp şarkılar söyleyecek. Bir gün kader ayırsa da hayat bizi savursa da kalbim hep senle olur. Sonsuza dek baba olur. Bir gün kader ayırsa da hayat bizi savursa da kalbim hep sende
kazandığımda, her yenildiğimde, omzumda elin yanımda sevdim. Derdim seni bana benzetmek değil, bu hayatı sana öğretmek değil. Ama değil mi ki babayı öğütler vereceğim, 40 yaşına gelsen de seni merak edeceğim. Bir gün kader ayırsa da hayat bizi savursa da, kalbim hep sende kader ayırsa da, hayat bizi savursa da, kalbim hep senle olur, sonsuza dek baba olur, sonsuza dek baba olur. Güzel değil mi? Bir an kendi 20'li yaşlarıma döndüm. O günleri hatırladım. Kadıköy'de Halk Eğitim Merkezi'nin yanında bir Kafkas kulüp vardı. Kadroya bakar mısınız? Bülent Ersoy, o zaman delikanlı. Erol Evgin. Hala delikanlı. Ve Ruhi Su. Ruhi abi nereden karışmıştı aramıza? Herhalde ekonomik sıkıntılardan olsa gerek. Sunucumuz da Güner Ümit'ti. TRT'nin siyah beyaz yılları, 45'lik plaklar yapardık. Geceden otobüse binerdik. Sabahleyin inerdik ve işte televizyona çıkardık. Ankara'da o zaman. Necefli Maşrapa yılları hatırlarsınız. Yayının sık sık kesildiği ve Necefli Maşrapa'yı burnumuza dayadıkları yıllar. Şimdi biri parlak bir fikir attı ortaya. Dedi ki yayın kesildiği zaman böyle maşrapadan bıktı millet. Hareketli bir görüntü olsun. Akvaryum aldılar. Kırmızı balıklar içinde. Yayın kesildiği zaman balıklar yüzüyor. Aman ne güzel. Ama bakımsızlıktan ve spotların ışığında, hararetinden balıklar böyle yarı baygın vaziyette, suyun üstünde böyle beyazdır onların karınları, böyle yatıyorlar. Tam yayın kesildiği zaman stüdyo şefi gömleğini dirseğine kadar sıvıyor ve balıkları bir canlandırıyordu. Balıklar şöyle bir uyanıyorlar falan ve görüntüye giriyorlardı. Bir gün stüdyo şefi erken kesmez mi, kamera erken girmez mi? Bütün Türkiye dirseğe kadar kıllı bir kol akvaryumun içinde şu vaziyette. Şimdi bayağı klipler yapardık o zaman. Kendimize göre iyiydi yani, o zamana göre iyiydi. Mekanlar kiralanır, işte mankenler gelir falan, konu mankeni ve bayağı klipler çekerdik. Sürmeneli bir prodüksiyon haberimiz var. O bir mekan kiralıyor. Hanımefendi derede Ankara televizyonundan arıyorum diyor. Kadın diyor ki hangi derede diyor. Ankara derede diyor. Beyefendi ne deresi? Dere mere yok diyor burada. Hangi derede diyor. Derede değil hanımefendi. Derede diyor. Şimdi Erşen Başbuğ vardı. Biz bizden size çekiyoruz. Onun parlak fikirleri var. Dedi ki dünyanın ilk üniversitesi Urfa'da Harran Ovası'nda kurulmuş. Harran Ovası'na gideceğiz Erol'cum. Ve orada sen işte orada bir kemer var. Onun altında şarkı söyleyeceksin. Aman ne güzel fikir. Bindik uçağa, otobüsler bilmem ne, Harran Ovası'na gittik. Ben de o yıllarda beyaz pantolonlar giyiyorum. Beyaz ekru der hanımlar, böyle kemik rengi falan gibi. Ekru ipek gömlekler giyiyorum. Genciz'de televizyon, TRT'nin makyözü de makyaj yaptı yüzümüze falan. Yandan da Urfalı delikanlılar bakıyorlar. Bak hele diyor, kimdir bu? Erol Evgin'dir. Oglendir.
eyvah dedim. Rezalet. Gidiyoruz arkadaşlar. Paydos dedim. Gidiyoruz. Efendim 1975 yılı çok teklif aldığım bir yıl. Şarkılarım yavaş yavaş sükse olmaya başladı. En ciddi teklif Türk Silahlı Kuvvetleri'nden geldi. Askere çağırıyorlar. Evet. Tabii kıramadım. Cumhuriyet tarihinin ilk kısa dönem yedek subaylığı. 4 ay. Baba 4 ay çok olmuş ya. Ben popçuyum, ünlüyüm, gelemem diyemedim. Bak şimdiki popçulara. Mesleğimin zirvesindeyim. Kusura bakmayın gelemeyeceğim deyip. Sonra bir de 29 gün askerlik yapıp aslanlar gibi yaptım askerliğini diyorlar. O zaman... O zamanlar öyle şeyler söyleyemezdik. Hem dedikodu yapmayalım şimdi. Neyse biz gittik 4 ay ama bayağı sıkı talim yaptırdılar bize. Yatıyoruz kalkıyoruz yat kalk. Rahmetli arkadaşım Ertan Anapa vardı. Çok büyük bir sesti o da. Onunla beraber yatıyoruz kalkıyoruz. Bir gün dediler ki göreve gidiyorsunuz akşam. Tuzla Piyade Okulu'ndayız. Bir ciple bizi aldılar ve Tuzla askerin kampına götürdüler. Burada bekleyin siz dediler. Biz böyle hasbi tembelerle elbiseler üzerimizden akıyor. Böyle şapkalar mapkalar bekliyoruz hazır ol da. Ama bir hareket var. Kampta bir telaş var. Bir şey var. O zamanın modası hanımlar şile bezi eteklikler, elbiseler giymişler. Işıklar yanıyor. Orkestra var çalıyor. Belli ki bir şey olacak. Oradan bir er geçiyordu. Kardeşim ne var burada bu akşam dedim. Abi dedi Erol Evgin ile Ertan Anapa gelip konser vereceklermiş. Şimdi sizi daha eski yıllara götürmek istiyorum. 15-16 yaşında bir gitarım vardı, boynuma takardım. O zamanlar Elvis Presley çok ünlüydü. Saçlarımı ben de onun gibi öyle tarayıp aynanın karşısında onun gibi sallanıp yuvarlanıp şarkılar söylemeye çalışırdım. O günlerden bugünlere gidelim mi? Müzikle ama. Aman, açık, aman, açık. Aynı yıllarda bizde de Türk popüler müziği yavaş yavaş büyük şehirlerde sevilmeye başlamıştı. Balkan festivalleri olurdu ve Türkiye hep birinci gelirdi. Milli orkestramız vardı. Solisti de Erol Büyükburç'tu. Altın taslar üzüm var, benim sende gözüm var. Almadım diye kızma, başkasına sözüm var. Derken bir Fransız şarkıcı ve şarkısı önce Türkiye'de ünlendi, sonra Fransa'da ünlendi. Hatırlarsınız. Adamo ve Tom La Neige. Tom La Neige. Tu ne viens que par ce soir. Tombe la neige. Et mon cœur s'habille de noir. Ce soir vient comme ta neige. Tombe ton âme blanche. Me tombe la neige. Impossible. Abimiz Fecri Epcioğlu adama şarkıyı Türkçe söyletmeye kalkmaz mı? Üsküdar'dan Hale Jale ve Moda'dan bütün mahalle için bakalım adam o bize hangi şarkıyı söyleyecek? Her yerde kar var, kalbim serin bu gece. Her yerde kar var, kalbim senin bu gece. Gözyaşım durdu üstüme. Gelmeyecek bir şomre. Dönsem köşeden şöyle. Şarkı söylerim böyle.
açılmışken İzmir doğumlu Tonton Dario Moreno'yu anmadan geçmek olur mu? Toprağı bol olsun. Thank you.
dayanamıyor, gözyaşım oldayım. Unutma beni, unutma beni. Gölgen gibi adım attım, her adımda benim adım. Ben nasıl ki unutmadım, sen de unutma beni, unutma beni. Gölgen gibi adım attım, her soğukta benim adım. Ben nasıl ki unutmadım, sen de unutma beni. Yeniden Yetmişehir'e herkesin sevgilisiydin sevgili Barış. Kaç nesil şarkılarında yetişti. Seni ve sesini hiç unutmayacağız. Sevgili arkadaşlarım, hiçbirinizi unutmayacağız. Yolculuktu bu. Müzik dünyasında uzun yıllar kalınca çok hoş sürprizler oluyor insan yaşamında. TRT'de sunuculuk yapıyorum. 8 yaşında bir piyanist genç, Mithat Frenmen'in öğrencisi dediler. Ben de çok büyük bir zevkle, keyifle onu sundum. Ve bu akşam aramızda Türkiye'nin uluslararası gururu, klasik müzik dehamız Fazıl Say. Gel sen ne çektiğimi bir de bana sor. Sensiz yaşamak neymiş bir de bana sor. Evlerin ışıkları bir bir yanarken bendeki karanlığı gel de bana sor. Nereden aklıma esti kim bilir, gezdim dün gece şehri şöyle bir. Herkes evinde kendi halinde, her yerde huzur, her yerde neşe. Bir ben uykusuz, bir ben huzursuz, bir ben çaresiz, bir ben sensiz.
Çevrede yarıştıklar bir yerken, bendeki kaldı kendine basma. Ben seni çektim bir de basma. Sensiz yaşamak neymiş bir de basma. Çevrede yarıştıklar bir yerken, bendeki kaldı kendine basma. Kim bilir, kesildim dün gece, şehir şöyle bir. Eski sokaklar yerli yerine de, dostlar oturmuş kır kahvesinde. Bir ben uykusuz, bir ben huzursuz, bir ben çaresiz, bir ben sensiz. Sen ne çektin, nerede bana sor. Nerede, nasıl yaşarım, nerede bana sor. Ak düşen saçlarım, kendine sayarken, bunca yıl nasıl geçti, nerede bana sor. En son moda şarkılar, en
sanatçılar, hünerli akrobatlar, ah daha neler neler var. Biz seni harikalar kumpanyası açıyor perdesini, açıyor harikalar dünyası burası, herkese neşe saçıyor. Hepiniz biliyorsunuz şarkıyı, çoğunuz izlediniz müzikali. 1980 yılında başlamıştık oynamaya, 3 yıl oynadık. Ne anılarımız var? Yaka mikrofonları ilk kez gelmişti Türkiye'ye, yeni kullanıyorduk, biz kullandık o oyunda. Normaster dedi ki kulise girince kapatın switch'inizi, sahneye çıkınca da açmayı unutmayın yoksa sesiniz çıkmaz. Kuliste sohbet ediyoruz. Adile abla biraz böyle sıkıntılı duruyor. Adoş neyin var dedim. Hemoroidim var dedi. Erol günaydın. Nasıl dedi seninki? Ne zaman ben dedi acı yiyince azıyor benimki dedi. Kuliste de ne çok hemoroidli varmış. Bir anda bir hemoroid sohbeti. Sahne müdürü Kayhan koşarak geldi. Millet sizin kıçınızı dinliyor içeride kesin. Kapatın mikrofonları dedi. Herkese neşe saçıyor, biz seni harikalar kumpanyası açıyor, herkesini açıyor, harikalar dünyası burası, herkese neşe saçıyor. Keşke ona dur deseydi, bu benim aşk şarkım, halde dormedim insan sevgiler. Sevdiğimi söyleseydi. Onsuz nasıl yaşayacak? Kim bilir neler neler olacak? Mehmet Ali Erbil'in şarkısı geliyor şimdi. Az solist olmak işte varmış dünyada, hem de hiç beklenmedik bir zamanda. Geliyor, geliyor, belli kaçafen. Geliyor, geliyor, belli kaçafen. Nerede o günler, o eski günler? Kıymetini bilmeden geçti seneler. Nerede o günler, o eski günler? Kıymetini bilmeden geçti seneler. O müzikalde birlikte çalıştığımız sevgili Çiğdem Talu, sevgili Egemen Bostancı, Adile ablamız Adile Naşit, Turgut babamız Turgut Boralı, Belkıs Dilligil, Asuman Arslan, Yüksel Gözen, Raşit ve Esin Engin. Onlar da bizi bir yerlerden izliyorlardır. Yıldızlar yağsın üzerlerine. Ali'nin aşk temasıydı biliyorsunuz, hatırlıyorsunuz. Bediye Muvahhid hanımefendi çok severdi. Belki 10 kez izlemişti. Kuzum bu şarkıyı benim için söylüyorsun derdi. Benim gözlerime bakarak söyleyeceksin. Şart da o. Biz de öyle söylerdik. Bir gün Egemen Marmaris Festivali'ndeyiz. Bir yemek daveti veriyor. Bediye Muvahhid ve Vasfi Rıza Zobu da var. Onur konuğu olarak. Bediye Hanım dedi ki bu şarkıyı benim için söyler misin? Büyük bir zevkle söyledim şarkıyı. Emel Sayın da vardı davette. Emel dedi ki Vasfi Rıza Bey'e, ben de sizin için bir şarkı söylemek istiyorum dedi ve Bir Gece Ansızın Gelebilirim şarkısını Vasfi Bey'in gözlerinin içine bakarak okudu Emel. Vasfi Bey eridi artık, bitti. Şarkının sonunda, hanımefendi buyurun bağışım üzere yeriniz var ama unutmayın ki misafir umduğunu değil bulduğunu yer dedi. Böyle kaldı.
için söylüyorum. Hepinizin hep böyle sağlıklı, canlı ve neşeli kalmanız için söylüyorum. Herkes bir şey aldı, götürdü ben neden? Kimi umutlarımı, kimi inançlarımı, kimi en güzel, en güzel anılarımı. Herkes bir şey aldı, götürdü benden. Kimi bugünlerimi, kimi yarınlarımı, kimi en güzel anılarımı. Sen başkalarına benzeme sakın, hep böyle kal, hep bana yakın ol. Sen başkalarına benzeme sakın, hep böyle kal, böyle kal, hep 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 böyle kal. Tarafı iyi hiç olmazsa. Çok yani iyi. En fazla bunu yapabileceğim senin için. Daha ne kadar çevireceğiz? Bizim zamanımızda buralar hep dutluktu diye başlayan sohbetler olurdu. Bilirsiniz değil mi? Buralar hep dutluktu, bağ bahçeydi, gitmeye korkardık falan diye. Ben güler geçerdim. Çocukluğumda gülerdim. Oysa kendimi şimdi zaman zaman çocukluğumun dut bahçelerinde yakalıyorum. Mesela sevgililer günü yoktu. Doğrudur, sevgili de yoktu ya. Flört deyince aklımıza kızlarla bakışmak gelirdi. Öyle bakardık. Saatlerce bakardık. Bir de konuşma teklif ederdik. Konuşma teklifi nedir ya? Yazılı dilekçe mi veriyordunuz? Neredeyse. Kızlara konuştuğun kimse var mı diye sorardık. Yoksa konuşma teklif ederdik. Çok masummuşuz. Çok masummuşuz. Biz nasıl doğmuşuz? Demek ki fazla konuşmuşuz demek ki. Konuşma teklif ederdik. Sonra okul çıkışı yan yana yürürdük böyle. Uzun kilometrelerce yürürdük. Hiç koymazdı bize yani yollar. En fazla parklarda el ele tutuşurduk. Bütün eski park beşlileri tanır beni oradan. Sizin de zamanınız amma bulmuş baba. Şimdi internette buluşuluyor. Sonra çıkılıyor ve süratle yataylaşıyor ilişki. Bu kadar basit kardeş. Doğru. Aşk deyince akla seks gelir oldu. Oysa o yıllarda önce evlenilir, sonra çocuk yapılırdı. Şimdi mahalleler vardı mesela. Mahalle kavramı vardı bir kere. Mahallenin delikanlısı olurdu. Mahallenin namusu olurdu. Hatta mahallenin delisi olurdu. Mahalle aralarında arsalar olurdu. Oyunlar bilgisayarlarda değil, arsalarda oynanırdı. Ne futbolcular yetişti o arsalardan biliyor musun? Sonra uykudan önce masallarını da başucu teypleri değil, tonton nineler anlatırdı. Bir dakika, bizim hem başucu teyplerimiz hem de Arda teyzemiz vardı. Doğru. Allah rahmet eylesin.
dinci layık ayrımı yoktu mesela. Her ailede hem başörtülü tonton nineler hem de mini etekli kızlar olurdu. Kardeşlik ve barış şarkıları da bu kadar çok değildi. Çünkü kardeşlik ve barış zaten vardı. Murat, televaneler de yoktu biliyor musun? Oo, büyük ayıp. Şık bayanların güzel giysilerine kim puan veriyordu? Mankenlerin düzeyli ilişkilerini öğrenemiyordunuz o zaman. Valla en büyük sıkıntımız oydu doğrusu o zamanlar. Sonra imaj sözcüğü daha dilimize yerleşmemişti. Kimdi sizin imaj maker? Mevlana. Ya göründüğün gibi ol, ya olduğun gibi görün sözüyle Mevlana'ydı. Köprüler, otoyollar da böyle değilmiş, bu kadar yol yokmuş. Ama bu kadar yolsuzluk da yoktu biliyor musun? Sonra bak cep telefonları yoktu. Abi biz bu gerekli motivasyonları nasıl yapıyordunuz? Cep telefonu yok, bilgisayar yok, e-mail yok, chat yok. Bayağı zormuş o yoklukta çapkınlık. Ama el yazılarıyla yazılmış aşk mektuplarımız vardı. Oo. Hala saklanan. Nerede saklanıyor bunlar? Orasını karıştırma. Sonra dans. Dans öyle tek başına ayakta durduğun yerde saatler boyu sallanmak değil. İnce bir bele sarılıp bulutların üzerinde uçardık biz. Baba, ince beli bulsak biz de uçacağız. Süpermarketler, mega marketler yoktu Murat. Süperstarlar, megastarlar da yoktu. Ama işini iyi yapan ustalar varmış. Ya öpeyim tamam abi. Ya tamam tamam boş ver. Tamam. Murat, bak şu senin zam işini yarın konuşalım olur mu? Hatırlat da. Ben de o yüzden zaten. Bakalım yarın onu bir arada, konuşalım. Bu arada bir genç kız geldi arada senin imza resmini istiyor. Öyle mi? Konserden sonra vereyim. Annesi içinmiş. Yok anneannesi için. Ben ne yapayım baba, senin hayranlar çoluk çocuğa karışmış. E doğru valla, zaman değişiyor, zaman geçiyor. Sonra ne bakayım, bizim zamanımızda bu. Şimdi bir laflar ediyorsunuz. Kafayı yemek, kafadan koparmak, takılmak, kıl olmak, hi, bye, alocum falan. Bunlar yoktu. E nasıl anlaşıyordunuz? İşaretle. Ya nasıl anlaşacağız? Doğru dürüst Türkçe konuşuyordun. Ne vardı burada? Ne bakıyorsun ya? Yiğidiye hakkını vur, böyle bir laf vardır. Yiğidi vur, tanıştırayım Kamer Genç. Sivrisinek, davul zurna, asla. Yok, nasıldı o? Yiğidi vur, hakkını ver. Ver. Ya da yeme. Ya yeme. Yiğidi vur, hakkını yeme. Neyse, bulduk sözü. Bu yeni şarkı sözleri gerçekten çok şiirsel ve bizimkilerden çok daha güzel. Gerçekten uğraşıyoruz, teşekkür ederim. İlk defa bizim kuşağı bir güzel laf etti. Lütfen ama doğru. Yiğidi vur, hakkını yeme. Ver. Bakın, şiirselliğe bakın. Sana verecek aşkım yok. Olsa güzelim, dükkan senin. Ama babacığım, o ayrı bir kategori. Biz yarışamayız onlarla. Kaldıramazsan, kaldırırlar gülüm. Azıcık ucundan versin. Yakalarsam, tık tık. Kız, hepsi senin mi? Ha bak, o başka. Sezen adamına göre yazıyor. Şimdi Tarkan'a kız hepsi senin mi dedirtti. Mesela benim için yazsa o şarkıyı. Hanımefendi hepsi sizin mi? Ya da... Tabii. Ya da rahmetli Zeki Müren için yazsaydı. Efendim tamamı zatı hallerinin mi acaba? Sezen... Hadi baba bir şarkı söyleyelim de. Senin tuttuklara döneriz gibi. Bir Murat Evgin bestesi. Selma Acıvacı'nın sözleri. Beraber. Nasıl da sancıyor şakaklarım. Sırtımda koskoca bir dünya. Zindan
dolusu yalnızlığı. Nedir bu zulüm, bu gölgeler ki? Kim bu yanımdaki sahte sevdayı? Neden hep düşlerde kalsın? Neden gerçek olan hep bir başkası? Oysa sen olmalıydın beklediğim yolcu. Senin için giyinip kuşatmalıydı. Yüreğimin yarısı bir tek senin hakkındı. Şimdi yanımda sen olmalıydın. Oysa sen olmalıydın beklediğim yolcu. Senin için giyinip kuşanmalıydı. Yüreğimin yarısı bir tek senin hakkındı. Şimdi yanımda sen olmalıydın. Nasıl da sancı o şakaklarım. Sırtımda koskoca bir dünya. Zindanlar dolusu yalnızlığım. Nedir bu zulüm, bu gölgeler kim? Kim bu yanımdaki sahte sevdayı? Neden hep düşlerde kalasın? Neden gerçek olan hep bir başkası? Oysa sen olmalıydın beklediğim yolcu. Senin için giyinip kuşanmalıydım. Yüreğimin yarısı bir tek senin hakkındı. Şimdi yanımda sen olmalıydın. Oysa sen olmalıydın beklediğim yolcu. Senin için giyinip kuşanmalıydım. Yüreğimin yarısı bir tek senin hakkındı. Şimdi yanımda sen olmalıydın. Şimdi yanımda sen olmalıydın. Şimdi yanımda sen olmalıydın. Bizim zamanımızda büyükler küçüklere nasihat ederdi Murat. Şimdi yok valla. Adam bir şey biliyorsa kendine saklıyor. Ya bu Boğaz Köprüsü falan yokken siz nereden intihar ediyordunuz? Ne intihar oğlum? Nereden çıkardın intihar? Yok yani biz jenerasyon olarak eğilimliyiz de. Depresyondayım, unutuldum. Biz o zaman hava gazı vardı. Hava gazıyla intihar edilirdi ama borulardan gaz yerine hava geldiği için de öyle çok fazla ölüm riski yoktu. Arada sırada da dama çatıya çıkılırdı ama aşağıda biriken ahali atla atla diye tempo tutmazdı bugünkü gibi. Ya tüketim yoktu biliyor musun Murat? Böylesi tüketim yoktu. Ayakkabıların altı öyle incelirdi ki bozuk paraya basınca yazı mı tura mı söylerdi. Biraz salladım galiba. Fazla oldu biraz ama olsun, yakıştı yani. Bir de pençe. Sonra da pençe yapılırdı ayakkabıların altında. Pençe de bilmez bunlar. Ne pençe bu? Pençe yapılırdı ayakkabıların altında. Yarım pençe. Varlıklı olanlar tam pençe yaptırırdı. Gizli pençe. Nedir abi o pençe nedir anlat onu. Yama oğlum yama. Yama ayakkabıların altına yama yapılırdı. Tamam kızma canım bilmez miyiz? Nike Air pençeleri değil mi? Just do it. Evet. Yani Nike Mike dedik ama benim çocukluğumda da make-up'tan başka spor ayakkabı bilmezdik. Bir de bunu yapmam lazım şurada. Çok yaratıcı bir reklamı vardı böyle dizmişler herkesi. Herkes böyle yapıyor. Make-up. Şimdi bir gün ablamla denedik bunu balkon camının önünde. İşte bakacağız oradan yansımasına falan. Make-up. Dan! Cam indi aşağı. Akşam gelince göstermiştim bize make-up'ı.
Bir de elbiseler hep iki beden büyük alınır. Evladım büyüme çağındasın, seneye de giyersin diye. Yüzerdim elbiselerin içinde, yüzerdim valla. Bakayım başka neler vardı, neler yoktu bizim zamanımızda. Silikon yoktu mesela. E silikon olmayınca transparanın da tadı yoktu. Viagra yoktu. Bana göre çıktığım erkek bozuldu. Baba durdun. Baba oğlu show, oldu late night show. Ne güzel konuşuyordun. Rating yokmuş mesela. Rating yoktu, doğru, rütük de yoktu ama düzey vardı. Tamamen duygusal değildi her şey, kalite vardı. Sonra bol keseden devlet sanatçılığı yoktu. Ama halkın sanatçıları varmış, helal abi. Ya tamam, tamam. Ya. Oğlum zam yapacağız dedik ya. Yapacağız, zam yapacağız ya. Bir de kızınca çocuklarına terlik atan babalar varmış. Var mı böyle bir şey? O nereden çıktı şimdi? Hadi baba, hem de tam isabet ettik. Tek hareket şöyle, tak. Ne yapayım? O kadar hızlı kaçardınız ki kol yakalayamazdım sizi. Şöyle bir yöntem geliştirmiştim kendime göre. Hem çocuk eğitiminde dayağın yeri yoktur pedagojik açıdan ama terliğin vardır. Okumuşsun. Mercan terlik. Mercan altı kalın kösele şimdiki çocukların giydiği o pofuduklardan değil. Darbeyi yedin mi yıldızları sayarsın. Ha bak darbe dedin de aklıma geldi. Darbeler bile bizim zamanımızda sessiz sedası olmazdı. Marşlar çalardı, Serhat türküleri çalardı. Yine de şallanıyor ama başım yandı mı da kır altı. Görünüyor yandım ama bize sefer yolladı. Hasan Mutlucan'ı gördüm birkaç yıl önce. O da şikayetçi bu durumdan. İki nedeni var. Diyor ki Erol'cum ben demokratik yapıda bir insanım. Benim imajımı bozuyor diyor. Bir de telif hakkı ödemiyorlar diyor. Ya ekonomik krizler bile bizim zamanımızda böyle esip geçmezdi değil mi? Ekonomik krizden canı yananlar nasıl can havliyle çalıyor görüyorsunuz değil mi? Evet, belki de tüm bunlar benim duygusallığım. Bir yaştan sonra insan gençliğini özlediği için geçmiş yılların daha güzel olduğunu sanıyorum. Oysa güzel olan geçmiş yıllar değil, geçmişte kalan gençlik. Ama bizi yaşsız ve dinç kılan sır, Nazım'ın dizelerinde saklı. En güzel deniz henüz gelinmemiş olandır. En güzel çocuk henüz büyümedi. En güzel günlerimiz henüz yaşamadıklarımız. Ve sana söylemek istediğim en güzel söz, henüz söylememiş olduğum sözdür. Murat, bak. Hiç değişmeyen şeyler de var. Var. Yani hala dutluk olan yerler, bağlık, bahçelik yerler. Mesela milli eğitimdeki esperci ruh, Ostrogotlar, Visigotlar, Pasarofça, Karlofça anlaşmaları, yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı, doğal bitki örtüsü, maki. Siyasetçilerin seçim vaatleri, oy avcılıkları, partiler yasası, seçim kanunu, bunlar da kolay kolay değişmeyen şey. Avrupa Birliği'ne girme geyiği o zaman da var mıydı? Tabii o zaman da girecektik, bugün de giriyoruz derken yavaş yavaş onlar bize giriyorlar. Euro ne, 1700 mi öyle bir şey oldu galiba değil mi? Avrupa evet. Şey, Ecevit'le Demir'i unuttuk bak. Ben çocuktum, onlar vardı. Onlar benim çocukluğumda da vardı. Allah yokluklarını göstermesin. Ama hiç değişmeyen bir şey, onun büyüklüğü ve haklılığı. Bize ve gelecek kuşaklara öyle sağlam bir yapı bırakmış ki bugün dünyayı inançlar ve dinler savaşına sürüklemek isteyenler karşısında onun ışığı uygar dünyanın umudu oluyor. Ankara'nın taşına bak, gözlerimin yaşına bak, Ankara'nın taşına bak, gözlerimin yaşına bak, uyan uyan gazete bak, şu feyin işine bak, işine bak. Taşa, taş yarıldı, baştan başa,
başa, başımıza gelen işe, gelen işe. Uyan da bak, gazi başa, başımıza gelen işe, gelen işe. Yolu düşman aldı sağı solu. Her nefes.
sesle beklerim seni kuytu gecelerinde. Gün olur doğarım, gün olur ölürüm, gün olur sana doyarım. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi her şarkı tabii bu kadar hem benim kuşağıma hem babamın kuşağına hitap etmiyor. Bu şanslısınız yani demin gün olur meselesinden. Şimdi söyleyeceğim şarkı biraz teyzelerden özür diliyorum. Biraz daha sert bir şarkı olacak. Şimdi bu bizim 10. konserimiz olduğu için tepkileri artık yavaş yavaş anlayabiliyorum. Hangi şehirde anlamıyorum, hatırlamıyorum. Bir yerde bu biraz sonra çalacağım şarkıyı çaldım. Ön sıradaki teyzeye dedim, beğendiniz mi, nasıl? Teyze teyze olalı, böyle zulüm görmedi dedi. Sevdim seni delice, artık beni zorlama. Düşmüşüm ağına. Thank you.
sarıp gitsin mi bu rüya? Uyandırmayın, sakın dokunmayın bana. Rahatça veren aykı sarıp gitsin mi bu rüya? Uyandırmayın. Sessizce yürüdüm geçti dar bir kapıda, yemyeşil bir ovada buldum kendimi. Sanki biri beni temizliyordu, bir ses beni peşinden sürüklüyordu. Karşımda gülümseyen gözlerinle sen, evet sendin sevgili. Bana geldi gene, sakın dokunmayın bana. Rahat bırak artık, sürüp gitsin bu rüya. Uyandırmayın, sakın dokunmayın bana. Rahat bırak artık, sürüp gitsin bu rüya. Uyandırmayın. Kendine ait yalnızlığında paylaşabilmek için seni, dünyasındaki suskunluğunda yaşayabilmek için seni. Neler neler vermezdi, neler neler vermezdi, neler neler dilara, 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 dilara. Bir tek seni sevdi dilara, hep seni istedi dilara, 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 dilara. Bir tek seni sevdi dilara, hep seni istedi. Dilara, 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 bir tek seni sevdim dilara, hep seni istedim dilara. Mevsim sonbahar. Yar, yar, seni kara saplı bıçak gibi sineme sapladılar. Yar, yar, seni kara saplı bıçak gibi sineme sapladılar. Aa, değirmen misali döner başım, sevda değil bu bir düşün. Gel gör beni darmadan, ben tel çözümü almışım. Değirmen misali döner başım, sevda değildi bu bir düşün. Gel gör beni darmadan, ben tel çözümü almışım. Şimdi beraber hatırlayanlar bana eşlik edecek. Hele bir bak şu halime, yazık olur mu gençliğime? Saygının derdimi diye, ne güzel söylüyorsunuz. Aman aman çok güzel, çok hoşuma gitti. Gene bir bak şu halime, yazık olur mu gençliğime? Bana gülüp geçme öyle, etme, eyleme. Kim demiş ki ben bilmem aşkı
sevdiğimle kol kola gezip bir tosmaki. Ah beni cefasını çok çektim ama kim demiş ki ben sevmem yalanlı dünyayı. Kim demiş ki ben bilmem aşkı sevdalı. Sevdiğimle kol kola gezip bir tosmaki. Kim demiş ki ben bilmem aşkı sevdalı. Sevdiğimle kol kola gezip bir tosmaki. Tahrir'in cefasını çok çektim ama kim demiş ki ben sevmem yalanlı dünyayı.
bize unutulmaz güzellikte bir konser yaşattınız. Alkışlarınızla, ilginizle, sevginizle. Benim için çok değerli olan alkışlarınızın büyük bir kısmı bana çok güzel eşlik eden Türkiye'nin en değerli müzisyenlerinin oluşturduğu arkadaşlarıma ait. Bas gitarda Ekrem. Elektro gitarda Reha. Bateride Emir. Keman ve perküsyonda Mert Oğ. Vokalde genç bir sanatçı arkadaşım Yasemin Uludoğan. Ve klavyelerde orkestramızın şefi sevgili Cengiz Baltepe. Çok güzel bir organizasyondu. Rumeli tanıtıma teşekkür ediyorum. Ve bu mekanın sponsoru Mersin'e teşekkür ediyorum. Teşekkürün en büyüğü sizlere. Alkışlarınızla sizlere ve bizi ekranları başında izleyen sevgili seyircilerimize. Allah'a ısmarladık. Hep güzel günler sizinle olsun. Allah'a ısmarladık.